İsrail-Hamas savaşındaki son duruma bakacağız. Zira artık ateşkes sona erdi. 7 günün ardından 8. güne girerken ateşkes acaba devam edecek mi derken saldırılar yeniden başladı. İsrail'den gelen açıklamalar var, Hamas'tan gelen açıklamalar var ki İsrail Gazze şeridinden atılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği yönünde bir açıklama yapmıştı. Ve Gazze'de Hamas'ta savaş yeniden başladı denildi. Hem havadan saldırılar devam ediyor Gazze'ye yönelik, hem topçu atışları sürüyor. Şimdi hem son açıklamaları, bölgeden son durumu öğrenelim. Kudüs'e gideceğiz. Emre Batuhan Topal karşımızda. Batuhan, şimdi son açıklamalar nedir? Hamas ne diyor? İsrail ne diyor? Ve tabii şu an saldırıların boyutu nedir? Sultan Hanım, öncelikle İsrail tarafından gelen açıklamalara bakalım. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden bir açıklama yapıldı ve Hamas IŞİD terör örgütü ana hatları ihlal etti denildi. Açıklama metnini tam olarak aktarmam gerekirse ve bununla birlikte bugün kadın rehinelerin tamamını serbest bırakma yükümlülüğünü yerine getirmedi ve İsrail vatandaşlarına roket attı dedi İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamada. Yani bir yandan senin de az evvel belirttiğin gibi Hamas tarafından İsrail'e yönelik roketli bir saldırı olduğunu belirtti İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamada. Bir diğer yandan da bugüne kadar hiç bilmediğimiz bir konuya değindi. Bugün bütün kadın rehinelerin serbest bırakılması yükümlülüğünü yerine getirmedi denildi. Böylesi bir yükümlülük aslında anlaşmada yoktu. Anlaşmada her bir rehine karşılığında 3 esir esasıyla takas gerçekleşiyordu. Anladığımız kadarıyla tabii anlaşmanın açıklandığı kadar açıklanmadığı maddeleri de olabilir. Yahut bu gerekçe gösteriliyor da olabilir. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi bu iki sebebi gösterdi. Geçici insani aranın uzatılmaması, ateşkesin son bulmasına yönelik. Bununla birlikte yine yaptığı açıklamanın kalan kısmı ise bugüne kadar yapılan açıklamaların aslında benzeriydi diyebiliriz ve tamamen vurgu Hamas'ın ortadan kaldırılacağı, İsrail rehinelerin serbest bırakılacağı ve Gazze şeridinin bir daha İsrail için tehdit haline gelmeyeceği şeklindeydi. İsrail'in aslında 7 Ekim'den bu yana yaptığı açıklamaların neredeyse tamamında buna benzer paragraflar bulabiliyoruz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız, rehineleri evlerine döndüreceğiz, Gazze'yi bir daha tehdit oluşturamayacak hale geleceğiz. Bu açıklamada da yine aynı noktaya değindi İsrail tarafı ve hemen tabii bununla birlikte İsrail güçlerinin Gazze şeridine yönelik saldırıları da bir hayli şiddetlendi diyebiliriz. Öyle ki özellikle hava harekatlarıyla başladı, hava bombardımanıyla başladı İsrail güçleri bugün Gazze şeridini vurmaya ve belirlenen hedefler Gazze şeridinin özellikle kuzeyindeki hemen her yere İsrail savaş uçaklarının sortiler atarak bomba yağdırdığını biliyoruz. Özellikle hedef alınan yerlerin başında daha önce de tekrar tekrar İsrail güçleri tarafından hedef alınan Cibaliye mülteci kampı geliyor ki Cibaliye mülteci kampındaki El Fahur okulda geçtiğimiz dönemde, yani ateşkesin öncesinde İsrail güçleri tarafından yine hedef alınmıştı. Bugün bir kez daha Cibaliye mülteci kampı bölgesi hedef alınıyor. Tabii bununla birlikte İsrail tarafı Gazze şehrine çok şiddetli bir saldırı başlattı. 7 günlük ateşkesin ardından 8. günün şafağında var gücüyle aslında Gazze'yi vuruyor diyebiliriz. Ancak karşı taraftan da, yani Hamas'tan da İsrail'e yönelik cevaben roket atışları gerçekleştiriyor. Özellikle uyarı sistemlerine baktığımızda İsrail'in Gazze şeridiyle sınır hattındaki bölgelere çok sayıda roket atışının yine bugün ateşkes bittikten ya da bozulduktan nasıl adlandırırsak sonra gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bizler kameraman Varol Biçer'le birlikte gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik İstanbul'a bırakalım.